Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, bugünkü konuğum gerçekten beni hem çok duygulandıran hem hayatımda çok da ciddi olumlu iz bırakmış bir konukla tekrar sizlerin karşısında olacağız. 6 yıl önce enerji terapisti, eğitim koçu, Human Design analisti Sayın Aygün Akman yine bizlerleydi. Bugün yine bizlerle ve hayatıma dokunuşu, benim hayatımda çok farklı bir yola çıkmama aracılık etmesi, neden olması benim için çok çok özeldir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Bunları duymak ne güzel, çok mutlu oldum ben de. Çok mutlu oldum. Sizi de bir enerji dünyasına, kişisel gelişim dünyasına girmenize vesile olduysam ne mutlu bana. Bu beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. O mutluluk bana ait ve tekrar sizinle karşılaşmak, farklı bir yolculuğu bugün yine sizden öğrenebilmek, dinleyebilmek benim için çok daha büyük bir mutluluk. Ama öncesinde Aygün Akman kimdir diye soruyoruz. Evet. Aslında bir eğitimciyim ben. İngilizce öğretmeniyim. Ama yıllar önce yolum kişisel gelişimle, eğitim koçluğu, çok eskiden Reiki vardı 2000 yılında. İlk çıktığında Reiki ile başladı bu yolculuk. Daha sonra pek çok sistem, aile dizimi, Theta Healing, Access, kozmik enerji, kutsal aktivasyonlar, EFT gibi birçok sistemden, bah çiçekleri, pek çok sistemden sonra şu anda bugün size Human Design'ı anlatacağım. Evet. Human Design nedir? Nasıl ortaya çıktı? Human Design, insan tasarımı ya da genetik matrix olarak da karşınıza çıkabilir. Bu isimlerle karşınıza çıkabilme şansı olan Human Design aslında çok yeni bir bilgi. 1983 yılında Kanadalı bir medya yapımcısı, reklamcı Ra Uruha, kimseye haber vermeden, ailesine bile, iş yerinde hiç kimseye haber vermeden Kanada'dan ayrılıyor ve Ibiza adasına yerleşiyor. Ve orada müzmin bir hayat yaşıyor. Bir kulübede yaşamaya başlıyor. Ve 1987 yılında akşam evine dönerken kulübede bir ışık görüyor. Şaşırıyor, tam içeri girecekken bir ses duyuyor. Ve bu ses diyor ki, bunun sebebini anlayacaksın, hazır mısın? Şaşırıyor tabii. İçeri giriyor ve ona Human Design adı verilen sistem kanallık şeklinde iniyor. Şaşırıyor, önce delirdiğini düşünüyor. Ama daha sonra bu bilgileri yanındakilerle, etrafındaki insanlarla paylaştığında ve rapor çıkardığında insanların hayatıyla birebir örtüştüğünü görüyor ve çok şaşırıyor. Bu şekilde doğuyor Human Design ki o zamanlar nötrinolar denilen bilim nötrinoyu henüz daha bilemezken nötrinoyu bir kütlesi olduğunu ve bizim henüz doğmadan 3 ay önce bedenimize nötrinolar yoluyla evrenden bilgi akışı geldiğini söylüyor. O zamanlar bilim henüz nötrinonun bilmiyor ve onu şarlatan olarak kabul ediyorlar. Kendisi kafasına bir şapka takıyor. Evet ben şarlatanım diyor. Bu şarlatan şapkasını da bu ispatlanıncaya kadar tutacağım burada diyor. Ve daha sonra gerçekten bilim bunu ispatlayınca o şapkayı çıkarıyor. Ne var Human Design içinde? Yani yeni bir bilgi olmasına rağmen nötrinolar gibi, genetik bilgiyi bize sunması gibi çok kadim bilgi olan astroloji, çakralar, kabala, I Ching, çok Çinlilerin çok kadim bir bilgisi olan I Ching, astroloji, kabala sistemleri de bu sistemin içinde. Böyle bir bilgi diyelim. Evet. Peki tasarımımız, Design'ımız bizim hakkımızda neler söyler ve neden Human Design bilmeliyiz? Evet. Neden bilmeliyiz? Şöyle, bunu görebiliyor musunuz? Ekrana tam yansıtabiliyor muyuz bilmiyorum ama şu benim tasarımım. Şöyle üçgen şeklinde bir şekil var. Şurada merkezler var. Her insanda 9 tane merkez var. Ve bu merkezleri birbirine bağlayan yollar, biz bunlara kanallar diyoruz. Ve renklidir aslında bu üçgen şeklinde, kare şeklinde olan merkezler renklidir. Benimkisi tamamen açık, renkli değil. Ve bu da %1 oranında görülen bir şey. Normalde her insan tasarımında bunların bazılarının renkli, bazılarının renksiz olduğunu görebiliyoruz. Bunlar bizim hakkımızda birçok bilgi veriyor. Ne demek şimdi bu? Bir insan tasarımında, bir human design'da tipler var. 5 tane tip var. Bunlar manifestörler, yani gerçekleştirenler, jeneratörler, üreticiler diyoruz biz buna. Manifesting jeneratörler, üreten gerçekleştiriciler, projektörler projekte ederler, gösterirler. Bir de reflektörler. Reflektörler ise yansıtırlar. Bu tipler bizim hakkımızda çok şey söyler. Mesela kendi üzerimden gideyim. Ben bir reflektörüm. Bir reflektörün bütün merkezleri tanımsızdır. Renkli olmadığı zaman biz bunlara tanımsız diyoruz. Renkli olduğu zaman tanımlı oluyor. Renkli ise eğer merkezlerimiz, bu şu demektir. Belli bir bilgi var. O merkezde belli bir bilgi var. Tanımsız olduğunda ise gittiği yerden, her yerden bilgi alır. Ve oradaki koşullardan etkilenir. Tiplerimizi bilmemiz neden önemli? Benim Human Design'a ilgi duymam, Human Design'ı araştırmam ve bunu öğrenmemin en büyük sebebi yine eğitimci olmamdan geçiyor. Ben lisede görev yaptım, hep hala da yapıyorum. 10. sınıfta, 9. sınıftan sonra 10. sınıfa geçen öğrencilerden geleceklerine yön vermeleri ve bir karar vermeleri isteniyor. O yaşta çocuklar, yani 15-16 yaşında gelecekleri için kararlar alıyorlar. Hangi mesleği seçecekler, hangi alana yönelecekler. Kafaları o kadar karışık ki gerçekten bunu yapamıyorlar. Bilmiyorlar çünkü, kendilerini tanımıyorlar. Bu sistem, bu tipler ve katman katman pek çok şey, Human Design herkes hakkında bilgi veriyor. Yani Human Design bize şunu veriyor. Sen kimsin? Bu dünyaya, bu hayata ne için geldin? Neyi başarmak için geldin? Hangi yolu yürüyeceksin? Ve bu yolu yürürken sen nelerle donatıldın? Yani senin kapasiten ne? Senin yeteneğin ne? Herkes bir hediyeyle gelmiştir bu dünyaya. Gerçekten muhteşem bir hediyeyle gelmiştir. Ama herkes bu hediyeyi, olduğu hediyeyi biliyor mu? Bunun farkında mı? Human Design bunu sunuyor, bunu veriyor. Bu anlamda çok muazzam bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki biz doğduğumuz andan itibaren çevrenin, ailenin, okulun koşullandırmaları altında yetişiyoruz. Yani annemiz, babamız, bir aileye doğduğumuz anne, baba bizi çok fazla tanıyamıyor. Yani bizi hangi yöne kanalize edecek, nasıl bir eğitim aldıracak bize, bizim neyimiz parlıyor ve neyi yaparsak başarılı olabiliriz, bunu çok bilemiyor. Bunu yapan aileler varsa da çok deneme yanılma yoluyla yapıyorlar. Çok gözlem gerekiyor ama bu da çok fazla deneme yanılma, çok fazla zaman kaybı, çok fazla enerji kaybı. Bazen çocuk bile yoruluyor, bir şey istemiyor artık, bir şey yapmak istemiyor. Ama bir harita çıkardığımız zaman, kişinin Human Design'ini çıkardığımız zaman, ki Human Design çıkarma çok çok kolay. Bunun için doğum tarihi bilgisi, gün, ay, yıl ve saat olarak ve yeri bilmemiz yeterli. Bir sistem var, o sisteme giriyoruz bilgileri. ve bize böyle bir harita çıkarıyor. Bu haritayı Human Design analistleri inceliyorlar ve jeneratör müsün, manifestör müsün, manifesting jeneratör müsün ona karar veriyor. Şöyle birkaç örnek vereyim ben. Çok sevdiğim bir komşum vardı yıllar önce. Ben henüz Human Design'ı bilmediğim dönemlerde 5 yaşında bir oğlum vardı. Bir gün biz salonda sohbet ederken o girmiş mutfağa ve bütün baharatları, bal bulmuş, suyu bulmuş, her şeyi birbirine karıştırmış. Mutfağa çay almak için gittiğimde gözlerime inanamadım. Yani ortalık o kadar kötü bir durumdaydı ki ve ben çok sinirlendim. Annesi şey dedi, yani gayet soğukkanlı, "Aa, bunu hep yapıyor" dedi. "O çok deneyi sever" dedi, "deney yapıyor." Şimdi baktığımda o çocuk manifestör. Hani hala görüşürüz. Dizaynına baktım, manifestör. Manifestör çocuklar, kişiler, hatta çocuk olmasına gerek yok. Ama çocukluk yaşta başlıyor. Sürekli onlara ilham gelir. Sürekli bir şeyleri başlatmak isterler. Yapmak isterler. Ve başlatmak için çok büyük bir enerjileri vardır. Manifestörler dünya nüfusunun %8'ini oluştururlar. Bakın %8 gibi az bir oranı oluşturuyorlar. Ve düşünün, manifestör olmayan herkesten, diğer çocuklardan da gerek öğretmenleri, gerek annesi, babası, gerek toplum, "Çık dışarı, bir şeyler yarat. Şunu yap, bunu yap. Bak komşunun oğlu yapıyor, sen niye yapmıyorsun?" Ama onun dizaynı ona uymuyor yani. O öyle değil. Manifestörlerin böyle bir özelliği var. Ama bu iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey, ama bunun olumsuz tarafları da var. Yani bunu bilmenin ve ona göre çocuğu şekillendirmek, kişiyi şekillendirmenin çok güzel bir yolu var. Bilgilendirmeleri gerekiyor. Manifestörler herkese, etrafındaki herkese, çünkü aniden geliyor onlara ve onlar gayet bunu normal görüyorlar. Hemen başlıyorlar, yapıyorlar. Ama çevresindeki kişileri bilgilendirmedikleri zaman, bu büyükler için de böyle, gücendiriyorlar, kafa karışıklığı yaratıyorlar ve yalnız kalıyorlar. Sonra da öfke doğuyor. İşte eğer bir çocuğunuzun manifestör olduğunu bilme şansınız olursa ne yaparsınız? Ona şunu öğretirsiniz: İzin al. Bir şey yapmadan önce izin al. Bununla büyüyen çocuk sonrasında böyle bir problemi yaşamaz. Bunun gibi manifesting jeneratörler mesela, onların kapasiteleri çok yüksektir mesela. Onlar zaman zaman öğrencilerime bakıyorum, ben onların dizaynlarını çıkarıyorum. Çok böyle küçük bir şey olmak istiyor yani, hani böyle çok da çok bir amacı yok, büyük bir arzusu yok, ideali yok. Bir bakıyorum manifesting jeneratör. Manifesting jeneratör bir CEO olabilecek kapasiteye sahip. Ve bu kişiler başkalarından emir almak istemiyorlar, alamazlar. Yani anneleri, babaları onlara "şunu yap" dediğinde bile farklı bir tonda, onlar hayır yapmıyorlar bunu. Yani bunu bilmek, tipini bilmek, hangi meslekleri, yöneticilik yapmaları gerekiyor bunların. Ve dolayısıyla öyle bir gelecek planlaması yapmaları gerekiyor. Bunun gibi. Projektörlere gelince, projektörler en çok zorlananlar ve en çok yalnız kalanlar diyeyim. Onlar da dünya nüfusunun %20'sini oluşturuyorlar. Onlar aslında liderler. Bir şeyleri yapmak için değil, onlar gözlem yaparlar. Size bakarlar, bakarken böyle auranızı tararlar ve sizin hakkınızda nokta atışı bir tespitte bulunurlar, bir bilgi verirler. Ve bu bilgi çok çok önemli bir bilgi ve gerçekten çok yararlı bir bilgi. Dolayısıyla projektörler psikolog olabilirler, danışman olabilirler. Hani bu alanlarda çok başarılı olabilirler. Onların sakral merkezleri tanımlı olmadığı için de çabuk yorulurlar ve çok uyumak isterler. Ben görüyorum şimdi bazen çocuklar, "İşte bu çocuk çok hımbıl, çok uyuyor, çok tembel." Hayır, tembel değil, hımbıl değil. Onun tarzı o, yani onun stratejisi demeyeyim de, onun tipi o. Onun daha fazla uykuya ihtiyacı var. Çünkü tanımsız bir sakrala sahip ve çabuk yoruluyor. Enerji depolaması için uyuması gerekiyor. Onlarda da şöyle bir zorluk var. Gördükleri bir şey görüyorlar, çok önemli bir şey görüyorlar ve diyorlar ki size mesela işte Sema Hanım şöyle yapmayın, ama sorulmadığı zaman kişide bu öfke yaratabiliyor. Hani sordun mu, niye bana böyle bir şey söyledi? Dolayısıyla ne söyledikleri bilginin bir kıymeti kalıyor. Diğer tarafı da mutlu etmiyor bu. Onların da öğrenmesi gereken şey beklemek, kendilerine sorulduğu zaman konuşmak. Bunu yaptıkları zaman hem verdikleri bilgi gerçekten işe yarayacak, hem de onlar tatmin olmuş olacak. Reflektörlere gelince çok enteresan reflektörler, dediğim gibi dünya nüfusunun %1'ini oluşturuyorlar. Ben reflektör olduğumu öğrendiğimde çok duygulandım, çok hüzünlendim. Böyle 2 damla gözyaşı döküldü benden. Neden? Çünkü tüm merkezleriniz tanımsız olduğu için hep başkalarından alıyorsunuz. Yani bu ne demek? Başkalarının duygularını, başkalarının üzüntülerini, başkalarının yapması gereken şeyleri hissediyorsunuz, yapıyorsunuz ve öyle yaşıyorsunuz. Yani çok da kendinize ait bir hayat yaşamıyorsunuz. Bunu öğrendiğim zaman, aa şu şundanmış, aa bu bu yüzdenmiş, bu ben değilmişim. Yani ben bunu 40'lı yaşlarda öğrendim. Yani 40 yaşından sonra kendimi buldum diyebilirim. Bu yüzden bu sistemin öğrenilmesi gerek diyorum. Herkes tipini bilmeli, stratejisini bilmeli ve ona uygun bir hayat yaşamalı. Öyleyse herkesi ilgilendiriyor. Herkesi ilgilendiriyor. Evet, 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. Ben çocuklar üzerinde bir örnek verdim ama sadece çocuklar değil, yetişkinler de öyle. Mesela işverenler alacağı elemanları bu özelliklere göre alabilirler. Yani bir manifesting jeneratörü siz öyle basit bir işe verdiğiniz zaman orada verim alamazsınız. O orada kalmayacaktır da ve sorun yaşayacaktır. Mesela jeneratörler en büyük üreticilerdir ve dünya nüfusunda en kalabalık olan tiplerdir. Onlar bu dünyayı, onların enerjisiyle dünya dönüyor. Sakral merkezleri tanımlıdır ve bu onlara bitip tükenmek bilmeyen bir enerji veriyor. Şimdi bu hem iyi hem kötü. Her işi yaptıkları için, yorulmadıkları için onlara çok fazla iş veriliyor. Ve onlar her şeyi yapabileceklerini bildikleri için bunu yapıyorlar ama bir süre sonra da köle durumuna düşüyorlar. Hani bunu da bilmek gerekiyor. Burada stratejilerini bilmesi gerekiyor. Jeneratörler ne yapmalı? Beklemeli. Kendilerine bir teklif geldiği zaman, bir şey geldiği zaman nedir onların stratejisi? Sakral merkez olduğu için şunu sormalı. Yani karnından gelen sesi dinleyecek. Karnındaki ses evet mi diyor, hı hı mı diyor, ı ı mı diyor. Şimdi bu garip geliyor. Nasıl yani, karnım konuşuyor mu benim? Evet, aslında öyle. Bedenimiz bizimle konuşuyor. Ama biz daha çok zihni ön plana çıkardığımız için bedenin sesini unuttuk. Jeneratörlerin mutlaka ama mutlaka karnından gelen sesi dinlemesi gerekiyor ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Ve hiçbir şeyi başlatmayacaklar. Başlattıkları zaman, dinlemeden kendileri başlattıkları zaman bedeni bunu devam ettirmiyor. Yarım kalıyor ve bir işi sonuna kadar götüremiyorlar. O kadar çok enerji taşımasına rağmen, o kadar fazla enerjisi olmasına rağmen sonuç ne oluyor? Hüsran oluyor. Ama stratejisini yaşadığında o zaman satisfaction dediğimiz tatmin duygusunu yaşıyorlar. Bir de şu var, az önce söylediğim gibi jeneratörler dünya nüfusunun en kalabalık tipleri, insanları ve onlar mutlu bir hayat yaşamadıkları zaman, tatminsiz bir hayat yaşadığı zaman, ki genelde öyle oluyor, sistemin kölesi olabiliyorlar, böyle bir şeye düşebiliyorlar. O zaman tatmin değil, hayal kırıklığı, mutsuzluk yaşıyorlar. Şimdi onlar enerji merkezi, herkese enerji verirler. Yani bir jeneratörün yanına gittiğiniz zaman kaloriferden gelen ısı nasıl ısıtır sizi? Jeneratörlerden de aynı şekilde enerji alırsınız. Onlar hayal kırıklığı yaşadığı zaman, mutsuz olduğu zaman o zaman dünyaya da mutsuzluk yayıyorlar. onları mutlu etmemiz gerekiyor. Bütün jeneratörler jeneratör olduğunuzu bilin, stratejinizi bilin ve ona göre yaşayın lütfen. Peki human design'ımızı öğrenmek için ne yapmalıyız? Evet, dediğim gibi doğum tarihini bilmeniz gerekiyor. Hı hı. Doğum yeri ve doğum saati. Doğum saati önemli. Hı hı. Mesela genelde şunu söylüyorlar, işte 5 ile 6 arası doğmuşum. Hı hı. Hani tam bir saat verilmese bile. Strateji doğru çıkıyor, tip doğru çıkıyor ama bir de şurada görülen rakamlar var. Buradan biraz küçük, net görülüyor mu bilemiyorum ama kapılar diyoruz biz buna ve kanallar var. Kapılar ve kanallar farklı çıkabiliyor ama doğum tarihi, saat biraz şaşsa da merkezler, bunlar doğru çıkıyor. Hı hı. Yani yaklaşık bir saat olabiliyor. Evet. Peki bu sistemin astrolojiden farkı nedir? Evet, içinde astroloji var ama astrolojiden çok farklı. Şimdi astroloji hayatın her alanıyla ilgili bilgi verir. Yani hı hı. bir ülkenin de astrolojik haritası var, biliyorsunuz. Her şeyin astrolojik haritası var. Human Design böyle bir şey değil. Evet, biz şurada iki sütun var. Bakın, kırmızılar ve siyahlar. Birisi biz doğmadan 3 ay önce nötrinolardan gelen bilgileri, kırmızılar bilinç dışını anlatır. Siyahlar ise bilinçli olduğumuz tarafları anlatır. Yani bizim biz doğduğumuzda gökyüzündeki cisimler, gezegenler nasıl sıralandıysa o şekil. İçinde var, astroloji var ama astrolojiyi çok astroloji gibi kullanmıyor aslında. Human Design'a kısaca insanın kullanım kılavuzu diyebiliriz. Yani kabaca şöyle diyebiliriz. Bir insan dünyaya geliyor ama onun kullanım kılavuzunu vermeyi unutmuşlar. Budur diyebiliriz. Evet. Diğer enerji ve kişisel gelişim sistemlerinden farkı nedir? Evet, onlardan da çok farklı. Kişisel gelişim sistemleri, enerji çeşitleri, benim de içinde olduğum pek çok çeşidini yaptığım, işte Access gibi, Theta Healing gibi, aile dizimi gibi. Bunlar hepsi bir şeyleri düzeltmeye, onarmaya ve kişinin mutlu olmasını ve tatmin olmasını sağlayan, bir yerde bir problem varsa onu düzelten sistemler. Human Design çok farklı. Human Design diyor ki sen busun. Sen busun. Kendini tanı ve bununla ilgili bir hayat yolu var. Bununla ilgili bir yaşam sür. Şöyle bir örnek vereyim. Eğitim koçuyum ben aynı zamanda. Bir öğrencim, mesela onda bir kapı vardı. Bu kapı mucizeler kapısı. Ne demek mucizeler kapısı? Yani onun bedeninde böyle bir kapılar manyetik alanlardır, çekerler, yani mucizeleri çekerler. İstediği her şeyi yaratabilecek bir güce sahip, böyle bir hediyesi var. Ama o bunu bilmiyor, o bunun farkında değil. Yalnız kapıların, kanalların, diğer şeylerin aktive olabilmesi için kişinin kendi tipini ve stratejisini yaşaması gerekiyor. Bunu bilirse ve buna uygun bir hayat yaşarsa, evet, istedikleri gerçekleşebilir ve frekansını yükseltmesi gerekiyor. Şimdi frekansını nasıl yükseltecek? İşte diğer sistemlerle yükseltebilir. Aslında kişi kendi yolunu takip ederse, hani kendin ol diyoruz ya, kendin ol. Kendin olursan, evet de ben kimim peki? Ben nasıl kendim olacağım? Hani ben bunun yolunu bilmiyorum ki. İşte bunun yolunu Human Design veriyor. Kendin ol ama diğer tekniklerle frekansını yükselt. Hı hı, hı hı. Evet, gerçekten muhteşem bir sistem, farklı bir sistem ve herkesin öğrenmesi gereken bir sistem diyoruz. Başka neler söylemek istersiniz sisteme dair? Ben enerji terapistiyim. Danışanlarım geliyor mesela. Danışanlarıma öncelikle ben bir human design'lerine bakıyorum. Yani bana problemlerini söylüyorlar. Az çok tahmin ediyorum nerede hata var, ne yapması gerekiyor. Baktığım zaman çok net bir şekilde görüyorum. Yani enerji terapistlerine, şifacılara çok büyük bir öngörü veriyor. Onların kesinlikle öğrenmesi gereken bir sistem. Annelerin, babaların çok öğrenmesi gereken bir sistem. hem çocuklarına şekil vermek için, onların geleceklerini yaratmak için, kendileri için de çiftler mesela human design'ı mutlaka bilmeliler. Tartışmalar, çiftler arasındaki tartışmalar, sadece çiftler değil bu insanlar arasındaki arkadaş, anne, baba, onlarla da fikir ayrılıklarını, tartışmaları human design'ı öğrendikten sonra bunları çözebiliyorsunuz. Neden? Çünkü önce kendinizin tarzını öğrendiğiniz zaman, dizaynı öğrendiğiniz zaman şunu diyorsunuz. Aa, ben şunu bunun için yapmışım. Demek ki ben böyleyim. Ben buna göre davranıyormuşum. O açık merkezler başkalarından aldığımız. Yani mesela çok enteresan dalak merkezi tanımlı, tanımsız bir insan eğer kötü alışkanlığı varsa bu kötü alışkanlık ona ait değil. Bir başkasından almıştır onu. Yani bu kadar çok nokta atışı, çok enteresan bilgiler var human design'da. Mesela bir kalp merkezi. Kalp merkezi tanımsızsa kendi değerini çok bilemiyor. Mesela herkesin yaptığı işi alacak para ya da ücretin daha düşüğünü söylüyor. Çünkü kendi değerini bilememe gibi bir sorunu var. Ve şunu görüyorum ben çiftler arasında. Birinin işte kadının kalp merkezi tanımsız, erkeğinki tanımlı. Diyorum ki onun yanında kendini değersiz hissediyor musun? Evet, bana kendimi çok değersiz hissediyor. İşte diyorum onun yaptığı bir şey yok aslında, bundan dolayı öylesin. İşte de şey diyor, bak evet diyor, ben biliyordum zaten, ona söylüyorum ama anlamıyor. Bunları bildiğiniz zaman bu sorunlar çözülüyor. Bundan kaynaklanıyormuş. Aslında onun bana yaptığı bir şey yokmuş. Ve başkalarını da anlıyorsunuz. Onların da kendileri olmalarına saygı duyuyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Hem kendinizi kabul ediyorsunuz, hem başkalarını kabul ediyorsunuz. Şöyle bir şey de var. Mesela tanımsız merkezleriniz tanımlıların yanında enerji alıyor. Ve siz orada güçleniyorsunuz ama bu sürdürülebilir bir enerji değil. Mesela boğaz merkezi tanımlı bir insanın yanında, boğaz merkezi tanımsız bir insan konuşmaya başlıyor. Çok konuşuyor. Bunu kendimden biliyorum. Bazen bir şey oluyor, bunu anlatmayacağım kimseye diyorum. Sonra bir bakıyorum anlatmışım ve o kadar çok konuşuyorum ki. Sonra diyorum evet kesinlikle bunun boğaz merkezi tanımlı. Yani böyle şeyler oluyor. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Bu kanallar dediğimiz, bazıları renkli, bazıları renksiz. Eğer tamamen renksizse bu merkezden bu merkeze enerji akışı gitmiyor demektir. Şu yarımlarda buraya kadar gidiyor ama buraya erişmiyor demektir. Şimdi bizim bazı enerjileri aktive edebilmemiz için de diyelim bu kapıyla şu kapıyı birleştiren bir insana ihtiyacımız var. Onun yanında o kanalın özelliğine sahip oluyoruz bizler. Yani çok enteresan. Mesela benim kalp merkezinde şurada 44 nolu kapı, 26 nolu kapı. 26 benim aktif ama 44 değil. Benim eğer 44 numaralı kapısı aktif olan birini bulursam, biriyle çalışırsam ünlü olabileceğim. Şan şöhreti yakalayabileceğim. Bunun gibi. Böyle enteresan özellikleri de var. Evet. Gerçekten muhteşem, muhteşem bir sistem. Eğitimlerini veriyor musunuz? Eğitimlerine başlayacağım. Henüz başlatmadım eğitimleri ama analizleri yapıyorum. Analizleri yapıyorsunuz. Evet. Size nasıl ulaşabilirler? Aygün'le Sihirli Dönüşümler Instagram sayfam var. Yine Aygün Akman Facebook sayfamdan, LinkedIn'den bana ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve böylesine güzel bir sistemi bugün buradan bizlerle, izleyicilerimizle paylaşmış olduğunuz için ve tüm detayları aktardığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve hepsinden öte ayrıca tekrar sizinle böylesine keyifli bir sohbet yapmaktan çok mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. O mutluluk bana ait. Söylenecek çok şey var ama program süresi kısıtlı. Ancak bu kadarını veriyoruz. Belki daha uzun İnşallah. Bir program yapma şansımız olur. İnşallah ileride. Ulaşmak isteyenler de size sosyal medya hesaplarınızdan ulaşabilirler. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, enerji terapisti, eğitim koçu, Human Design analisti Sayın Aygün Akman konuğumuz oldu. Hoşçakalın.